dostlarım, Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bu videomda sizlere Kur'an-ı Kerim'de namaz vakitleri var mıdır, namazın tarifi var mıdır, teyemmümün farzları söylenir mi, gusül abdestinin farzları var mıdır, bunları anlatmaya çalışacağım Kur'an ayetleri ışığında. En başta şunu bir vurgulayalım, bu dini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, emir ve yasaklarını, namazı, abdesti, bütün ibadetleri bizim peygamberimiz bize öğretti. O bizim aynı zamanda öğretmenimizdir. Bu okuyacağım ayetlerde bazı beyinsizlere demeyelim de şeytan akıllılara cevap olacaktır. Peki Kur'an'dan haberi olmayıp da o şeytan akıllılara inananlara da bir cevap olacaktır. Tekrar vurgulayın. Bu dini de kaidelerini de hepsini bize öğreten peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ancak şu unutuluyor, sanki peygamberimiz icat etmiş, diğer peygamberlerde namaz, abdest, teyemmüm yokmuş gibi lanse ediliyor. İnsanlık tarihi boyunca, peygamberler tarihi boyunca bu ibadetlerin hepsi vardı zaten. Ama zamanla deforme edildi, tarif edildi. Bugün günümüzde namaz kılan Hristiyanlar var ama onlar namazda haç işareti yapıyorlar. Namaz kılan Yahudiler var ama onlar tahrif etmiş, saçma sapan hareketler yapıyorlar. Hele dindar Yahudiler bu konuda çok sıkıdır. Namaz da var, abdest de var. YouTube'da videolarını görebilirsiniz yazarsanız. Maide suresi 6. ayette abdest, teyemmüm, gusül bunların hepsinin farzları anlatılıyor. Maide suresi 6. Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı mesedin, ayaklarınızı da topuk kemiklerine kadar yıkayın. Gördünüz mü abdestin farzları Kur'an-ı Kerim'de yazıyor muymuş? Ayete devam ediyorum. Eğer cünüp olursanız, hasta veya yolculuk halinde veya içinizden biri ayak yolundan gelirse yahut kadınlarla cinsel ilişkide bulunursa, bu hallerde su bulamadığınız takdirde toprağa yönelin, yüzünüzü ve ellerinizi mesedin. Allah size güçlük çıkarmak istemez. Fakat o sizi tertemiz kılmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. Eğer cünüp olursanız temizlenin. Burada da gusül abdestini yani boy abdestini tarif eder. Gördüğünüz gibi bir ayette Allah gusülü, abdesti, teyemmümü anlatmış. Bunları anlatan başka ayetler de var tabii. Namaza gelelim. Namaz dediğim gibi insanlık tarihi boyunca hep olmuştur, olmaya da devam edecektir. Namazın 4 tane temel unsuru vardır. Kıyam, tekbir, rükû ve secde. Namazın içindeki ve dışındaki farzları saymama gerek yok. Hepiniz mutlaka biliyorsunuz. Şimdi sizlere namaz vakitlerini anlatan Kur'an ayetlerini okuyacağım. Bakara suresi 238. Namazı ve orta namaza devam edin ve Allah için boyun eğerek kalkıp namaz kılın. Taha suresi 130. O halde dediklerine sabret, güneşin doğmasından önce ve batmasından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısım vakitlerinde ve gündüzün etrafında da tesbih et ki hoşnutluğa eresin. Şimdi bu ayette Allah bizlere namaz vakitlerini o kadar detaylı anlatıyor ki, tabii ki orada tesbih et diyor. Tesbih deyince eldeki tesbih demek istemiyor Allah burada tabii ki. Rum suresi 17. O halde akşama girdiğiniz zamanda, sabaha girdiğiniz zamanda tesbih Allah'a mahsus. Suresi 18. Göklerde ve yerde, ikindileyinde, öğleye erdiğiniz zamanda hamd Allah'a mahsustur. Kaf suresi 39. ayet. Ey Muhammed! Onların söylediklerine sabret. Güneşin doğuşundan önce de, batışından önce de hamd ile Rabbini tesbih et. Kaf suresi 40. ayet. Geceleyin namazlardan sonra da onu hamd ile tesbih et. Şimdi bu size okuduğum ayetlerde namazların hepsinin vakitlerinin detayını Allah açıklamıştır. Ben sizlere ayetlerin sadece saf hallerini okudum. Parantez içindeki olan yerlerini okumadım. İslam alimleri paranteze almışlar bunları ve namaz vakitlerinin hepsi burada yazılı. Bırakın vakit namazlarını, vitirden teheccüd namazına kadar detaylar var bu ayetlerde. Günümüzde bazı sapıklar da bunu 3 vakte indirmiştir. Mesela Şiiler 3 vakit namaz kılıyorlar. Videomun başında dediğim gibi namazda, abdestte, teyemmümde, gusülde Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Bazı sahtekarların dediği gibi Kur'an-ı Kerim'de her şeyi bulamazsınız dediklerine bakmayın.
Kur'an'da aradığınız her şeyin cevabını bulursunuz. Bu insanların niyeti belli. Siz Kur'an konusunda cahil kalın, onların da ekmeği kesilmesin. Videomun başında da dediğim gibi insanlık tarihi boyunca namaz vardır, hep olacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bize en doğrusunu öğretmiştir. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Hoşça kalın dostlarım.